Merhaba Webtekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda artık bugün ülkemize de açılmış olan YouTube Premium, yani paralı YouTube olayını test edeceğiz. Şimdi arkadaşlar, YouTube ücretli olacak, ücretli oldu, aman efendim geliyor medyo derken bugün olaylar gelişti arkadaşlar. Artık ülkemizde de premium kullanılır hale geldi. Tabii ki de olay o değil arkadaşlar, sadece hani olayı yanlış anlamayın, normal YouTube'dan video izlemeye devam edebileceksiniz. Yani abonelik paralı oluyor, hemen abone olun gibi bir şey söz konusu değil. Bu YouTube Premium ayrı bir şey, zaten YouTube müziği de kapsıyor. En azından bizde abonelik beleş. Aynen, bizde abonelik beleş arkadaşlar. Yani normal rutin YouTube kullanımınızla ilgili bir problem olmayacak. Size sadece ekstra özellikler kazandırıyor arkadaşlar. Premium. Aynen. İlk 3 ay ücretsiz, aylık 21.99 TL olanını alacağız biz. Aile paketleri vesaire var. Onlara da şimdi bakarız arkadaşlar. Aynen. Şimdi gelin birazcık yaklaşın bize doğru. Bir bakalım neymiş. Şimdi arkadaşlar, telefonumuzda YouTube uygulamasını açtık. Açtıktan sonra yapmanız gereken şey satın almanız olacak. Tabii ki de profile tıklıyorsunuz. Aynen, profile tıklıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi YouTube Premium üyesi olun diye zaten karşımıza geliyor. Basıyoruz. Ücretsiz diye bir seçeneğimiz var. 3 aylık ücretsiz deneme süresi. Daha sonra 21.99 aylık diyor. Aile üyeliği 1 aylık. Ücretsiz deneme süresi 33.99. Aynı halinde yaşayan en fazla 6 kişi kullanabiliyormuş. Zaten bunu işte Spotify'da, Netflix'te vesaire platformlardan biliyoruz arkadaşlar. 6 güzel bir sayı ama. Aynen. 33 bölü 6 kaç yapıyor Çağdaş? 5.20 falan. 8. Civarı bir şey yapıyor. Biz şimdi normale dönelim. Şimdi ücretsiz mi deneyelim? Zaten ücretsiz deneme için alacak galiba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, denemeye bastık, satın alma işleminiz başarılı uyarısı geldi. Tamam diyoruz. Artık YouTube Premium'a hoş geldiniz diyor. Artık bizde ilk ekran buymuş. Orijinal programları göster diyor. YouTube müzik uygulamasında çeşitli şeyler var. Onları da değineceğiz. Şimdi istersen çıkıyorum. Önce uygulamayı deneyelim. Ne farkı var Çağdaş? Hani? Bak, gördüğün gibi yukarıya müzik app ve Originals diye bir şey ekledi şimdi. Originals'e tıklıyoruz arkadaşlar. YouTube Originals karşımıza geldi gördüğünüz gibi. Burada çeşitli belgeseller, içerikler vesaire hepsi karşımıza çıkıyor. Vay. Tamam, Originals buymuş abi, işte belgeseller falan filanlar var. Geriye geliyorum. Buradan bizim bir videomuzu açalım. Gördüğüm gibi bu videoyu indirin seçeneği direkt şu alt tarafa geldi arkadaşlar. Buna basarak videomuzu indirebileceğiz. Yani offline olarak İndireyim izleyebileceksiniz. Mi? İndir ya bakalım. Kalitesini seçebiliyoruz. Bu video 1080p ama 720p, 360 ve 144 olarak sadece. Diyor tamam diyelim. Bir uyarı çıktı arkadaşlar. Aynen. Alt tarafta. Diyor ki cihazınızı 30 gün boyunca internete bağlamazsanız indirdiğiniz şeyi silecek diyor. Aynı zamanda biz daha önce mesela bu içeriği indirdik. O yüzden tekrar izlersek cihazımızdan izliyoruz. Veri tasarrufu sağlamış oluyor böylece. Aynen, mobilde gezinirken çok sevdiğiniz şu an hala videolar için yapabilirsiniz bunu. Şu an hala indirme devam ediyor bu arada. İndirildi. Bir de YouTube Premium'un şöyle bir olayı var arkadaşlar. Mesela diyelim bunu arka plana aldık. Çalmaya devam ediyor. Tabi bunu Android'de uygulamayla veya farklı uygulamalarla yapabiliyorlar ama YouTube'un kendisi var. Olarak. Peki tuş kilidi kapalıyken yapar mı? Deneyelim. Artık bildiğiniz gibi YouTube Spotify'a doğru gidiyor ince. Bu arada arka planda oynatmayı ayarlardan yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi arka planda oynamasını istemiyor olabilirsiniz. Şöyle birazcık ayarlarda aşağıya doğru geldiğimiz zaman neredeydi o ya? Bak burada. Her zaman açık. Dilerseniz kulaklık veya harici hoparlördeyken olsun ya da kapalı olsun seçeneği var burada arkadaşlar. İndirme kalitesini buradan ayarlayabiliyoruz. 720p, 360, 144 şimdilik. 1080p hizmeti vermiyorlar. Ya da her defasında soruyor sana. Daha sonra burada indirilenleri silme vesaire gibi ya da sadece kablosuz ağlarken indir gibi şeyler mevcut arkadaşlar. Şimdi iOS'te kullanamadığım bir özellik var abi. Resim içinde resim modu normalde arkadaşlar. Şöyle ana ekrana geldiğiniz zaman YouTube videosunun devam etmesi lazım. Ama iOS cihazlarda yok. O yüzden bir Android cihazla deneyeceğiz hızlıca. Şimdi diyelim ki videonuz oynuyor arkadaşlar. Siz de premium üyesisiniz. Ve videonun arka planda çalışmasını istiyorsunuz. Şöyle ana ekrana bastığınız anda gördüğünüz gibi karşınıza geliyor arkadaşlar video. Onun yerini de değiştirebiliyorsunuz. Dilersen şuradan tekrar büyütebiliyorsun. Buradan da resim içinde resme izin verip vermeme seçeneğini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Yani buradan bu videoyu izliyorsun mesela. Alt tarafta bir mail okuyabilirsin. Başka bir şeyle uğraşabilirsin. Aynen. Vesaire vesaire açalım işleri yapabilirsin. Takılabiliyorsun yani. İki tane aynı anda video izleyerek kafayı yakabilirsin. iOS cihaza geri geçtik arkadaşlar. Tuş kilidini açmadan şunu da gösterelim. Şu ileriye bastığınızda bir sonrakine, geriye bastığınızda da bir öncekine geçiyor. Zaten buradan durdurup başlatabiliyoruz. Gördüğünüz gibi diğer videoya direkt atladı. Bir de şeyi de ekleyelim hazır abi. Onu da indirdik YouTube müzik muhabbetine. YouTube müzik şöyle arkadaşlar. Açılışta karşımıza bu geliyor. İşte müzik premium hoş geldin. Uygulamadan çıksan bile reklamsız ve çevrim dışı müzik dinle. Yani Spotify'ın aslında YouTube versiyonu diyelim. İlk kez açtığımız için herhangi playlist yok. YouTube müzik üzerinde eğer tabii de premium abonesiyseniz arkadaşlar, işte şarkı listesi yapabiliyorsunuz. Şarkı listelerinizi paylaşabiliyorsunuz. Bu arada Spotify'a hiç benzememiş. Hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Burada listeler var.
var yine. İnsanların yaptığı listeleri falan görebiliyoruz. Kitaplık var. Burada da işte indirdiğimiz şeyleri falan filan sanatçıları görebiliyoruz. Beğendiğimiz şarkıları, albümleri vesaire görebiliyoruz. İstersen bir şarkı indirmeyi deneyelim. Bir şarkı indirelim bakalım. Ben Fero indireyim mi? İndir. Ha, videoyu durdurup ses moduna geçebiliyorum. Aynen öyle. Daha az veri gidiyor. Daha sonra bunu indirmek istiyorsak da buradan gördüğünüz gibi indir seçeneği var. Buradan işte şarkıyı beğeniyoruz veya beğenmiyoruz. Ona göre bir sonraki şarkıyı karşımıza getiriyor falan filan gibi. Aslında Spotify'dan hiç alışmadığımız şeyler burada karşımıza geliyor arkadaşlar. Ama en azından kliple birlikte oynuyor. Güzelmiş. Şimdi tekrar YouTube Premium'a geri döndük arkadaşlar. Aslında videomuzda son özelliğini söyleyelim. Hiç reklam görmedik. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir saattir dolanıyoruz. Herhangi bir reklam çıkmıyor. Yani reklamlar otomatik olarak kaldırılmış oluyor Premium'la birlikte. YouTube müziğe baktık. YouTube'a geri döndük. Reklamsız dedik. Başka da herhalde unuttuğumuz bir şey kalmadı arkadaşlar. Kalmadı. Artık nur yüzlerimize geri döneceğiz. Haydi bakalım. Evet. Denedik arkadaşlar. Yani YouTube Premium şöyle arkadaşlar. Sevdiğiniz bir içerik üreticisi vardır. Bu tarafa içerik üretiyordur. Ona destek olmak istiyorsunuzdur içeriklerin devamını üretebilmesi için. Yani şey gibi düşünebilir. Twitch'te birine bağış atmak. Hani hayatın devam ettirilmesi. Ona abone olmak. Abone olmak vesaire gibi düşünülebilir arkadaşlar. Olabilir. Güzel özellikleri de var. Aynen, güzel özellikler de var. Normal YouTube'da olmayan. Egari artık videomuz bitti arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte YouTube Premium nedir ne değildir ona yakından baktık. Kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa hemen şuradan yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Ayrıca hemen şurada hala bedavayken hemen abone olun arkadaşlar videomuza. Üye şaka olmak, yaptı şaka. Üye olmak. Abone olmak bedava zaten arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Aa, bu arada videoyu beğendiyseniz şurada da beğen butonu var. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka bir tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.